Ali. Bu oyla Muhtar Ali 54, Vesile 53 oyda. Vesile. Arkadaşlar, bu oylar eşitlendi. 54-54. Son 3 oy. Muhtar Ali. Vesile. Arkadaşlar, durum 55-55. Ya nasıl yaptım ya Hilmi'ye? Bir oy ya, bir oy daha satın alacaktın ya. Ne edeceğiz şimdi, lanet olsun. Dua edeceğiz Muhtar Ali. Bu oy son oydur. Bu oyu alan Şenyuva köyünün muhtarı olacaktır. Şimdi nefeslerinizi tutun. Açıklıyorum. Bırakabilirsiniz nefesleri. Son oy badem. Ne dedin Hayati? Ben demedim. Pusulada badem yazıyor. Badem, senin ayı badem. Senin besleyip büyüttüğün ayı bademe o çıktı. Buyurun. Badem mi? Kardeşim, bu nasıl bir lakaytlıktır ya? Bu nasıl bir seçme dur? Ayıptır bu ya! Kocam Muhtar Ali doğru söylüyor. Ya benim tepeme attırmayın! Kim bu oyu attıysa çıksın ortaya! Ben attım. Oy delirdi. Necim! Necim, hani sen beni destekleyecektin? Niçin bana oy vermedin? Ne seni destekleyeyim? Portakal! Sok onu cebine terbiyesiz! Ne oldu? Zorunga mı gittin? Lan gösteririm ben sana şimdi. Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Ya terbiyesiz! Durun be, durun! Terbiyesiz! Sesim var burada! Doğru düzgün oyna dur! Şimdi ne olacak? Eşit oy alan iki adayımız var. Hangisi muhtar olacak? Evet! Vallahi köyün yaşlarından Ahmet amcaya soralım. O bilgilidir. Kura çekimi yapacak yasa böyle. Tamam, çok güzel. Kura çekeceğiz. Ama haksızlık bu ya. Benim kocam tam 55 oy aldı. Evet, sen aldı, o da 55 aldı. Doğru. Bir dakika, bir dakika. Ben onun bir fikrim var. Hem Vesile hem de Muhtar Ali. İkisi birden muhtar olsun. Nasıl yani ya? Ya saçma saçma konuşma ya. İki tane muhtar olur mu bir köye? Olur. Olmaz öyle şey kardeşim. Bir köyde iki muhtar nasıl olur? Delirdin mi sen? Olur olur. Bak şimdi nasıl olacak biliyor musun? Kura çekimi yapacağız. Kim kazanırsa gerçek muhtar o olacak. Kaybeden de eş başkan olsun. Eş başkan. Eş başkan mı? Eş başkan, eş başkan. Eş başkan mı? O olabilir ya, olabilir. Olabilir, olabilir. Ya bak, ne dersin Muhtar Ali? Bilmiyorum. Karıma sormam lazım. Ne dersin Hilmi'ye? Biz bunu bir konuşalım. Konuşmamız lazım. Ya hadi konuşun o zaman. Bize bir dakika müsaade. Bir dakika ama. Haydi. Bak şimdi. Eğer kurayı kazanırsan zaten muhtar olursan. O zaman da dersen ki eş başkan neymiş ya? Olmaz öyle şey dersen olur biter. Farz et ki kaybettim. O zaman da dersen ki zaten eş başkan olursan hiçbir şey kaybetmezsen. Akıllı karım. Canım benim. Tamam. Tamam dur. Kararımızı verdik. Cevabı veriyoruz. Verin. Kabul ediyoruz. İyi. Vesile sen ne dersin? Abi.
kabul et. Ben de kabul ediyorum. Herkes kabul ediyor değil mi? Kabul ediyoruz. Tamam, o zaman kura çekimi yapıyoruz. Yazın mı, tura mı? Tura de muhtar. Yazın mı? Sen yaz dedin. Tura mı? Yaz dedin. Yaz dedin. Tura dedin. Yaz dedin. Ya bir dakika, kafamı karıştırdınız ya. Yazın mı, tura mı muhtar? Ben buna karar veremeyecek bir adam mıyım? Verir. Tura. Tura. Yazın, yazın. Yazın, dur, dur, dur. Dur. Yazı dedi. La bir karar ver, yazı mı Turan? Yazı dedi. Atıyorum. Dur. Yazı dedi. Yazı dedi. Tamam, yazı. Turan. Atıyorum. Kanser mi? Teyze, tamam. Annemle babam duyarsa dayanamazlar. Ben nasıl dayanacağım oğlum? Ben nasıl dayanacağım? Başardık ya. Seni de tebrik ederim Vesile. Sağ ol. Edalet, bak sevinçten senin de gözlerin yaşardı. Ya öyle oldu. Haklısın tabii, duygulanmakta haklısın. Ama bu işte ikimizin de payı büyük. Ayrıca o muhtar Ali'ye gereken cevabı vermiş olduk. Doğru, çok doğru. Gürmen, çağır milleti. Horan oynayalım. Haydi. Oy ben dağlara. Oy ben dağlara neneciğim. Bir oy daha ya. Sadece bir oy daha satın alacaktım. Ah benim eşek kafam. Ah benim eşek kafam. Babamın durumu hiç iyi değil vallahi Teyyar. Fark ettim. Oy. Baba, haydi gel gidelim. Sadece bir oycuk Teyyar'ım. Bir oycuk. Evet canımın içi. Ama bitti artık. Haydi kalk gidelim ya. Kaybettim. Her şeyi kaybettim artık. Canım benim. Hiçbir şey kaybetmedin. Eş başkan sen. Nasıl kaybetmedim? Mühür gidecek. Mühür.
Nesli'ye gidecek. Annem messiz. Annem messiz. Baba, gözünü seveyim bak, millete rezil olacağız. Hadi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim artık. Rica edeceğim bak. Haydi. Ay, ay, devletin mühürü gidiyor. Dereyim geliyorum. Dereyim geliyorum. Barış getiriyorum. Barış getiriyorum. İşte ben vesileyim. İşte ben vesileyim. Yeşili koruyorum. Yeşili koruyorum. Haydi, haydi, haydi. Seçilmem vesilesiyle abim Ali İhsan ve can arkadaşım Edalet'i köyün projelerinden sorumlu muhtar yardımcısı ilan ediyorum. Bravo vesile. Çok iyi düşündün. Duydun mu Edalet? Birlikte çalışacağız. Ha, duydum Ali İhsan. Sevindin mi? Çok sevindim Ali İhsan, çok sevindim. Gül o vakit. Hadi gül. Gülümse biraz, gülümse. Mutlu mutlu. Hadi, ya, hadi nereden kurtulum ya? Çalın bir horon oynayalım. Yürü amirim. Yaşa hayatı, yaşa. Çalın, çalın. Gonca, oynayalım mı biz de? Yok, sağ ol. Senin canın mı sıkkın? Yok, değil. Kalk, kalk oynayalım. Yok, ben yorgunum Ali İhsan. Aa, böyle zamanda oynanır Edalet. Haydi kalk. Ya çekiştirip durma Ali İhsan. Kalk, ya dur, bana. Çekiştirme. Ya Ali İhsan oynamayacağım. Bak böyle oynayacak. Vesile de vesile. Oy, oy vesile. Ya vesile tamam. Vesile de vesile. Oy, ya oy, yetti vesile. De, yetti vesile. De bırak. Ya seçim de seçim, seçim de seçim. İstemiyorum, yeter. Tulumcu, sustur şu tulumu. Aman, neden kızdın Edalet? Ya kafamı şişirdiniz. Ya sen kendin de misin? Ya biz kutlama yapıyoruz. Kendim değil. Eğlencede horon da istemiyorum. Yeter daha bitti. Çık git sen de evine. Beni kovuyorsun. Evet kovuyorum. Edalet bak bu üç oldu. Üç oldu, beş oldu. Kaç olduysa oldu. Kovuyorsun kesin. Kesin. Kovdun yani. Ha kovdum. Çık, çık. Siz de ne bakıyorsunuz? Hadi hepiniz çıkın gidin evinize. Yeter tamam. Bitti, eğlence bitti. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Herkes gitsin. Haydi, iyi akşamlar. Haydi, güle güle, güle güle. Haydi. Şşş, kafam şişti ya. Vesile de vesile, vesile de vesile. Ya anladık vesile de vesile. Toplanın, toplanın, toplanın. Şöyle şöyle açılın, toplanın. Toplanın, hepiniz toplanın, toplanın. Haydi şöyle bak, şöyle şöyle açılın. Geçin, 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 toplanın. Beni dinleyin. Hepiniz şahitsiniz. Şahitiz. Beni kovdu. Kovdu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu ya. Aa, çekilin, çekilin. Ya bu Edalet neye böyle etti? Ben anlamadım ya. Abim horona zorladı, o için olabilir mi? Ya senin bu kardeşin çok dengesiz Hayriye ya. Doğru ya, arada heyleri tutuyor. Ya ne aradası ya, her zaman böyle ya. Ya öyle deme kızım. Ya Orhan sen de bir şey söylesene ya. Ya hadi yürü yürü hadi. Ya orada kocaman adam ya. Hadi hayır. Hadi. Hadi yürü. Sus. Abi çağır, dur. Abim ne?
sana Muhürim. Can yoldaşım. Gücüm kaynağı. Hayat enerjim. Her şeyim. Ne edersen orada Muhtar Ali. Ne edeceğim Hilmiye? Muhürimle konuşuyorum. Ben Tura dedim ya. Tura dedim ben. Sen de duydun, ben Tura demedim mi? Burada en tutturamayız Muhtar Ali. Yazı dedi onu duyan çok kişi var. Tura dedim ya. Tura dedim ben önce. Orada değişik bir şeyler oldu, bana yazı dedirttiler. Ama aslında ben Tura demek istedim. Haydi haydi yat artık Muhtar Ali. Bu şartlarda nasıl uyuyacağım Hilmiye? Tura dedim. Tura dedim ya. Ya bu Orhan Heriye teyzelere yakalanmış olmasın Teyyar? Yok da geliyor işte. Emine. Onca da var. Günaydın. Günaydın. Gonca. Gonca da geliyor bizimle hastaneye. Ben de biliyorum artık. Gonca, ben sana söyleyemedim. Affet, ne olur. Neyse, hadi geç kalmayalım. Hadi. Teyzem de bizimle geliyor hastaneye. Canım oğlum benim. Oh. Günaydın teyzem. Günaydın canım. Haydi Tayyar, sür. Ne bakıyorsun öyle gagasından yakalanmış kuş gibi? İyi, takım tamam oldu. Şimdi onlar düşünsün. Aa, dayım. Hadi Tayyar sür, görmesin bizi burada şimdi. Yeter, bu sezon yeterince transfer yaptık. Aa Vesile, sen uyanmışsın, hazırlanmışsın. Çoktan uyandım, heyecandan uyku tutmadı. Çalışmalara başladım. Çalışkan muhtarım benim. Çıkar şunu. Ne çıkarıyor sen de? Orek sağ hiç olmuş mu? Olmamış mı? Olmamış tabii. Bakayım şuna. Şurada bağlayalım. Kürben nerede? Kültür merkezinin izni için kasabaya indi. Eğitmenlerin isimlerini mi belirleyeceklermiş ne? Ha. Bak oldu işte şimdi muhtara benzedin. Oldu benim. Muhtar Hanım geç kalmadınız mı? Haydi buyurun buyurun. Geldim abi geldim. Vesile. O kırmızı şali çıkar. Yakışmamış. Çıkar çıkar. Yeşili tak. Tamam tak, abi yeşili tak. Tak bakalım. Yeşil sana yakışır. Oldu mu? Olmadı, bu da boğdu. Şu fuşayı tak, fuşa. Tak bakalım, tak. Tamam abi. Tak bakalım. Bu oldu. Bu ne oldu? Yok, o da takımı boğdu. Çıkar, bu kıvırcık. Abi yeter de, hadi gidelim.
Ya dün koskoca muhtar kahvaltı etmeden mi gidecek? Ya koskoca muhtar makamında edecek kahvaltısını. Haydi haydi haydi. Geç kaldık. Haydi haydi. Haydi Fatma. Haydi bakalım. Of Allah'ım. Of Allah'ım. Yok İlmiye, ben veremeyeceğim bu mührü. Yapamayacağım ben ya. Sakin ol Muhtar Ali. Bırakma kendini. Vereceksin. Anladın mı? Vesile'nin elini sıkacaksın. Tebrik edeceksin. Tamam mı? Tamam, tamam. Valla eski muhtar. Muhur elden gidiyor, gidiyor. Eski muhtar mı? Benim kocam eş muhtar bir kere. Eş muhtar nedir ya? Yavrum ey, eş muhtar mı? Sen onları aldırma canım. Karıcığım sen bir saniye içeride bekler misin? Tamam canım. Alo efendim. Ha, kim demiş benim seçimi kaybettim? Ben seçimi kaybetmedim ya. Galibim benim. Ben kazandım yarışı. Tabii ben çok başarılı çıktım. Eş muhtarım. Ya eş muhtarım ben. Evet, %50 oy aldım diyorum size. Mühür mü? Ne mühür? Ya mühür ya. Ha bende kalmış, ha o karide kalmış. Ne fark eder ya? Ne olmuş yani mühür onda? Tamam. Tamam tamam, sustum, dinliyorum he. Buluşalım. Nerede buluşalım? Ormanda mı? Ya niçin ormanda buluşuyor? Ya, tamam tamam ya. Tamam oldu. Ay benim lanet kafam ya. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar Hayati abi. Hayırdır? Kafayı 3 aylığına kiralıyorum ha. 3 aylığına? Ha 3 aylığına. La bu nasıl bir kiralamadır böyle ya? Düşünüyorsan konuşalım Hayati abi. Ben o kadını istemiyorum Esile. Hangi kadını? Edalet kadını. Ne demek istemiyorum abi? Ya istemiyorum dedim, istemiyorum, zorla değil ya. Abi olur mu hiç öyle şey? Esile. Ben senin muhtar yardımcın değil miyim? Evet, benim muhtar yardımcımsın. Edalet de senin muhtar yardımcın. O da benim muhtar yardımcım. İkiniz ne de yakıştınız muhtar yardımcılığına. Ben yakıştım ama o yakışmadı. Ya abi ayıptır. Beraber kazandık sayılır seçimleri. Şimdi abim seni istemiyor demek olur mu? Sen karışma Fatma. Sen yetkili birine benziyorsun muhtar. Bak sana muhtar dedim. Muhtarım. Acaba Edalet'i muhtar yardımcılığından kovabilir misiniz? Ya abi olur mu hiç öyle şey? Ama o beni kovdu. Evet kovdu. Hep 3 etti Vesile, 3 etti. Esenekli kadın. İstikrarlı da denilebilir. Sen karışma dedim. Barışırsınız abi. Barışmam. Barışırsınız. Sen karışma Fatma. Barışmam. Barışırsınız. Muhtarım. Muhtarım, bu Edalet'in pansiyonunun acaba ruhsat tarihi geçmiş olabilir mi? Ya abi ne diyorsun sen? Hadi yürü, yürü. Geliyor, geliyor. Muhtar geliyor, muhtar. Bravo muhtar. Her şey konuştuğumuz gibi, tamam mı? Hem büyük muhtar, bizim muhtar. Sizi tebrik ediyorum muhtar hanım. Ben de içimden gelmeyerek de olsa sizi tebrik ediyorum. Olabilir, olabilir ama şunu da unutmayın ki ben de eş muhtarım. Biliyorum. Mührü alayım. Mühür buradaydı. Alayım. Vereyim. Ver. Vermesem ya. Tarali. Versene şunu. Kutusu da buradadır. Muhtar ablam da muhrini aldı.
Hadi Vesile, buyur. Ali Kocabaş. Evet, benim. Geçeyim. Ha. Buyur. Fatma, geç. Ben eve çıkıyorum. Sen dediklerimi unutma. Bir süre Vesile'yle eve getireceksen, tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam. Tamam abi. Koy canımın için. Hoş geldin muhtarlık makamına. Muhtar Vesile hanımefendi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya siz hep böyle ailecek mi muhtarlık edeceksiniz? Bu nedir ya? Bu ne kalabalık? Böyle olmaz. Olmaz. Evet, biz aile boyu muhtarlık edeceğiz. Var mı itirazın? Var itirazım. Böyle olmaz. Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah ya. Görmemişsin. Muhtarlığı olmuş, çekmiş, mühürü koparmış ya. Sus, sus terbiyesiz. Hadi, hadi canım, hadi. Gidiyorum. Hadi, hadi, hadi bakalım, hadi. Heyret bu. Allah aşkına ya. Bak, konuşma. Tövbe, tövbe. Ben bu muhtarlık makamının halini hiç beğenmedim yalnız. Vallahi açıkçası ben de hiç beğenmedim Vesile. Çok zeksiz döşenmiş ha. Burada baştan aşağıya bir temizlik lazım. Şeklini şemalini de bir değiştirelim mi? E hadi, işe girişelim o zaman. Hadi, hadi girişelim. Abi, biz temizlik yapacağız. Heh. Evet. E sen de böyle başımızda mı duracaksın? Evet. Hayati kahvede sen de gidebilirsin. Ha? Hayır. Hayırlısı. Hadi başlayalım, hadi başlayın, başlayın bakalım. Sen şimdi buradan başla. Sen tut onu, tut onu dur, buradan abi, ucundan. Dur abi, dur bir, dur abi. İstanbul'da torunlarım var Hayati abi. İki senedir de görmüyorum. Çok özledim onları. Oğlum da arayıp bak baba bu sefer de gelmezsen çok üzerim deyince mecbur kaldım bu çaylığına kahveyi devredeceğim abi. Ben de bu adam kahveyi niye devrediyor diyordum. Ya haklıymışsın ha. Hem senin için de iyi olur Hayati abi. Artık arıcılık bitti. Doğa bozuldu, kirlendi. Arılar da bal yapmıyor. Gel bu kahveyi sana devredelim abi. Peki diyelim ki evet dedim. Kaç para isteyeceksin? Aylık 500 liradan bu çaylık 1500 lira peşin alırım. Ayrıca satılan her çaydan %2,5 da prim isterim. La sanki bana holding devrediyorsun. Ne öyle çaydan 2,5 prim alırım, mirim alırım. Bak ben sana söyleyeyim. Bu kahveye 3 aylıktan 1000 lira veririm. Çaydan prim mirim vermem, şekerden indirim yapmam. Aha da bu benim son teklifimdir. Gel bir düşün. Son kararım. Ya son kararım. Bir düşüneyim. Ya bir düşün. Benim bir kültür müdürlüğüne uğramam lazım. Tamam kızım, sen git işlerini hallet. Biz yanındayız Orhan. Ben hemen gelirim canım. Tamam, tamam. Ha, bizim doktor. Merhaba doktor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Doktor bey, ben Orhan'ın teyzesiyim. Sizinle hastalığıyla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Edalet abla, biz aşağı iniyoruz tedaviye. Sen de oraya gelirsin. Oldu, oldu. Hadi, hadi inin siz. Arkadaş, ormanda buluşmak nedir ya? Anlamadım ki. Ne kadar ormantik adamlar çıktı bunlar da ya. Takdirler bir ormanda orman. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Geldin mi Muhtar Ali? Yok gelmedim, ben yoldayım daha. Mola verdim, birazdan geleceğim. Ya arkadaşım geldik işte ya. Dinliyorum sizi, buyurun. Seçimi kazanamadın. Kim demiş seçimi kazanamadım? Seçimi kazandım, seçimin galibi benim ya. Ya ben eş başkanım. Anlaşmamız böyle değildi. Tek başına kazanacaktı. Ha o Vesile karısı müdür sorun. Ya onu dert etmeyin arkadaşım ya. Sıkıntı yok orada ya. Ben de o.
Ya ben onu parmağımda oynatırım. Ya siz beni muhatap alın. Yalnız seni muhatap alıyoruz zaten Muhtar Ali. E tamam. O yüzden de paraları geri istiyoruz. Hangi paraları? Seçimleri kazanasın diye verdiğimiz paraları. Ya benim başım döndü ya. Bir dejavü mü bir şey oldum ya. Bu konuşmalar bir yerden hatırlıyorum. Ayrıca bütün belgeleri de yok edeceksin. Hangi belgeleri? Yolsuzluk belgelerini Muhtar Ali. Oy nenetsu. Akelsuz başu. Oy nenetsu Muhtar Ali. Toplam gelirler. Toplam giderler. Burada da harcamaların toplamı var. H'den aldım, D'ye verdim. Oya da olmuş. Bu nedir ya? Bu biraz karışık. Abi, oradan kalkabilir misin? Niçin dışarıda beklemiyorsan Ali İhsan? Bak hava ne güzel. Allah size bu ademle sabir versin kızlar. Evlenip kurtulursan inşallah. İnşallah. Hadi tut şunu ucundan da dışarı çıkaralım. Abi, oradan kalkabilir misin rica etsem? Orayı da temizleyeceksin. Vesile, bak bir şey buldum. İnanamayacaksın. Ne dersin abi? Muhtarın gizli evrak defteri. Ne yazmış? Yani henüz bilmiyorum. İncelemem lazım. İnceleme mi lazım? Evet. Neden eve götürüp incelemiyorsun abi? Ama devlet evrağı yani eve götürülebilir mi? Sen muhtar yardımcısı değil misin? Muhtar yardımcısıyım. Demek ki inceleme yetkin vardır. Al bunları toptan götür eve, bir güzelce incele hadi. Tamam Nesli, tamam. Hadi ben git top. Oh be. Eğri ya, gel gel gel. Efendim. Edaletle söyle, benden özür dilemeye kalkmaz. Tamam söyle. Yani ben ona herkesin önünde bağırdım, çağırdım, kovdum. Çok ayıp oldu. Gidip bir özür dilemek isterim derse gelmez. Tamam tamam sen üzülme ben söylerim. Ben o dengesizi asla affetmeyeceğim. Şükürler olsun gitti ya. Gel şunu da çekelim şuraya. Yeğeninizin hastalığı kronik miyeloid lösemi. Yani daha yavaş ilerleyen bir kanser türü. Peki bana doğruyu söyleyin doktor. Bu hastalık öldürücü müdür? Bu kanser türünde ancak hasta çok zayıfsa, bağışıklık sistemi çökmüşse, hastalık esnasında ağır bir enfeksiyon geçirirse kayıp vakalar o zaman gözükmektedir. Orhan çok güçlü bir genç. Bu bakımdan çok şanslıyız. Çok şükür. Yeğenim iyileşecek değil mi doktor? Şimdi kemoterapiye devam ediyoruz. Kemoterapi ilaçları onu zayıflatacak. Çok güçlü olmalısınız. Onun yanında olmalısınız. Biliyorsunuz hastalıkların tedavisinde psikoloji çok önemlidir. Moralini yüksek tutmamız lazım. İyi beslememiz lazım. Kısacası yaşama sevincini kaybetmemeli. Siz onun iyileşeceğine inanırsanız o da inanır. Anladım doktor, anladım. Bu arada artık kemoterapiyi burada almasına gerek yok. İngiltere'den ilaçlar geldi. Sabahları düzenli ilaçlarını alması lazım. Mutlaka yanında birisi olması lazım. Çünkü bu ilaçlar bitkinlik yapabilir. Yalnız kalmamasına özen gösterin. Yok yok, tabii hiç yalnız bırakmayız. Çok sağ olun doktor. Fatma, hazır içeriği boşaltıyorken burayı bir güzel boyayalım mı? Çok iyi düşündüm Muhtar Vesile. Bak bak seninki geliyor. Evli, mutlu, çocuklu. Efendim merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Ömer Lütfü Bey. Hoş bulduk efendim. Ne işiniz var burada? Ben genel sağlık taraması için geldim efendim. Hayvanlara. Biz de işte biliyorsunuz ablam muhtar seçildi. İçerisi biraz böyle eski, köhne. Önceki muhtar zevksiz olduğundan onları toparlıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz Fatma Hanım.
Ömer Lütfü Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bize bir boyacı lazım. Boyacı bulabilir misiniz? Boyacı mı? Tabii, bulurum. Hatta buldum diyebilirim. Kimi buldunuz? Kendimi buldum efendim. Boyacıyım ben. Hatta size şöyle diyebilirim. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken. Uyanıp bakmışsınız ki mavi. Bilmem anlatabiliyor muyum Fatma Hanım? Orhan Melikanuk. Yani bu şiirin sahibi. Ne dersin? Ne renge boyayalım? Nasıl bir şey var aklında? Yani böyle sıcak, samimi, İngiliz tarzı olabilir. Aa, o zaman krem rengini boyatacaksın. Ucuk pembe de olabilir. Aa, ördek yeşili de olabilir. Krem mi olsa? Bilemedim. Bir boyacı olarak siz ne dersiniz Ömer Lütfü Bey? Ne derim? Bence Fatma Hanım'ın dediği uçuk pembe olsun. Öyleyse boyaları alın gelin. Ne bekliyorum? O zaman ben boyaları alayım ki. Ama bu çanta burada dursun o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. Hadi evli mutlu çocuklu. Yürü. Öyleyse anlaştık Hayati abi. He, anlaştık kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayati abi bir şey soracağım. He, sor bakalım Camgöz. Acaba boya nereden bulurum? Nalbur'dan. Nalbur nerede dur? Lela ileride sağda ya oğlum ya. He ileride sağda. O zaman Ömer Lütfü kaçar. Allah da bunu niye yarattı bilmem ki ya. Oy anacığım. Hay Ebengül Şalvar. La kafayı mı yediniz ya? Ne edersiniz siz? Ne ettiniz ya? Temizlik yapıyoruz. Çok pisti de. Temizlik mi? Evet. Tebrik ediyorum sizi ilk icraatınızdan dolayı Muhtar Hanım. Sağ olun. Ah, burada benim evraklarım vardı. Defterlerim vardı. Defterim nerede? İncelemeye aldım. İncelemeye mi? Evet. Ya onlar benim özel şeylerimdi ya. Geri verin onları bana. Onlar benimdir. Veremeyiz efendim. Çünkü abim onları aldı götürdü eve. Eve mi? Evet, inceleyeceğiz dedik ya. İnceleyemezsiniz efendim. Neden efendim? Onlar devlet evrakıdır. Devlet benim, muhterim bey. Tövbe tövbe ya. Sen sabır ver bana ya Rabbi, ben aklımı oynatacağım ya. Yandım ben ya. Yandım arkadaş. Yandım ya. Ya Hilmiye, Hilmiye yandım ben ya. Ne oldu Muhtar Ali? Seçim için dağıttığın paraları, altınları geri alman lazım. Nasıl alayım ya? Yapamam. O paraları almazsan beni de bir daha göremezsin. O parayı verenler benim canımı alır. Ya bir kişi daha ya. Bir oy daha ilmi. Muhtar Ali, nereye gidiyorsun sen? Ben geldim. Aldınız mı boyaları? He, söylediğiniz gibi açık uçuk pembe aldım Fatma Hanım. O zaman burada ufak tefek işlerimiz var. Onları halledip öyle başlayalım. Oyalanmayalım. Doktorla konuştuklarımı size anlattım. Bu hastalığın tek bir ilacı var dedi. Moral, moral, moral. Bundan sonra hiçbirimizin yüzü asılmayacak. Sürekli birbirimize ve Orhan'ımıza moral vereceğiz. Gerekirse yerli yersiz güleceğiz. Etraftaki insanların hakkımızda düşündüklerini önemsemeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aslında az önce ben kasabada kültür müdürlüğüne gittim Adalet teyze.
bugün yarın bize bir müzik hocası ayarlayacaklarmış. Ya biz neden o müzik dersine katılmıyoruz ki? Hem Orhan'a da moral olur. Hay aklınla bin yaşa Gülben. Doktor da zaten öyle dedi. Müzik ruhun gıdasıdır dedi. Müzik dinleyin, gülün, eğlenin dedi. Ha, Orhan geldi. Geldi, geldi. Ha. Gel Orhan'ım, gel. Nasılsın? İyiyim teyze, iyiyim. İyi olacaksın, daha iyi olacaksın canım benim. Hadi gidelim, hadi. Canım benim, çok iyi olacaksın. Çok iyi olacaksın oğlum. Hadi.